Bir kez daha günaydın EkoTürk TV ekranlarından piyasa yönüyle devam ediyoruz. Evet, bakalım bugün hangi veriler takip edilecek? Veri takvimini getirelim ekranlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü sebebiyle piyasalar kapalı, hemen belirtelim. Saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti açıklanacak. 19 Kasım'da açıkladığı Para Politikası Kurulu kararı sonrasındaki toplantı özeti de saat 14'te açıklanıyor olacak. Şimdi piyasaları bir göz atalım, genel fiyatlamalarla devam edelim. Buyurunuz, ekranlarınıza geldi. BIST 100 1325,47 puanda, dolar TL 7.95, euro TL 9.49, sepet kurum 8.72 seviyesinde olduğunu hemen söyleyelim. Gram altın 462 liradan işlem gördü. Küresel piyasalarda karışık görünüm izlenirken Borsa İstanbul'da kur baskısının hafiflemesiyle dün yeniden rekorlar görüldü. Az önce de belirttiğimiz gibi İstanbul'da Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü %0,34 oranında 4,49 puan değer kazancıyla en yüksek kapanış seviyesi olan 1325,47 puandan tamamladı. Günün ikinci yarısında endeks tarihi gün içi zirvesini öğleden önce gördü. 1340 seviyesinden 1341 seviyesine taşıdı ve en düşük 1323 puandan işlem gördü. Gün sonunda işlem hacmi 36,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Hemen belirtelim. Bankacılık endeksi %0,97 değer kazandı. Holding endeksi %0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise %2,31 ile orman kağıt basımı oldu. Önceki kapanışa göre ise mali endeks %0,10, teknoloji endeksi %0,46 değer kaybetti. Sanayi endeksi %0,53, hizmetler endeksi ise %0,29 değer kazandı. BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 8,35 puan ve %0,57 yükselişte 1471,17 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 59'u geriledi. Evet, çapraz kurlara bakalım şimdi. Dolar TL 7.95, Euro TL 9.48, Pound TL 10.64, İsviçre frangı TL 8.76 ve sepet kur 8.71. TL çapraz kurları da böyleydi. Şimdi İstanbul serbest piyasalarda dolar 7.95 liradan, euro ise 9.47 liradan satılmıştı. Gün sonunda dün 18.15 itibariyle serbest piyasalarda TL karşısında dolar 7.98 ve euro 9.50 ve sterlin 10.66 seviyesinden işlem gördü. Uluslararası piyasalarda ise aynı dakikalarda euro dolar paritesi 1.18, sterlin dolar 1.33 ve dolar yen 104.36 seviyesinde karşılık buldu, belirtmiş olalım. Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doların dünkü efektif kurunu açılışta 7.93 lira, satışta 7.96 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası önceki efektif kurunu alışta 7.91, satışta ise 7.94 lira olarak belirlemişti diyebiliriz. TL çapraz kurlarını da bu şekilde anlatmış olalım değerli izleyiciler. Devam ediyoruz piyasa fiyatlamalarına. Asya borsalarını getirdik ekranlarınıza. Asya borsaları biliyorsunuz şu anda açık. Son durumu hemen belirtelim. Çin Şangay 3358,1 puanda, %-0,13'lük bir düşüş yaşıyor şu anda. Japonya Nikkei'de yükseliş söz konusu, 26.439,53. Şu anda %0,54'lük bir yükseliş var. Hong Kong Hang Seng 26.675, %0,02'lik bir yükseliş. Güney Kore Kospi'de aynı yükselişi görüyoruz. 2605,26 puanda şu anda ve %0,15 seviyesinde bir yükseliş söz konusu. Hindistan Sensex'te bir miktar düşüş var. %-0,28 ve 43.704,53 puandan şu anda işlem görüyor. Peki dün Asya piyasalarında neler yaşandı? Şu an son durumda nasıl kapanmıştı? Hemen belirtelim. Asya güne pozitif başlamıştı dün ve pozitif etkisini arttıran kar satışları nedeniyle karışık bir görünüm ortaya koymuştu. Japonya ile Çin COVID-19 tedbirleri kapsamında getirilen 19 gün karantina şartı olmaksızın karşılıklı iş seyahatlerini yeniden başlatmaya karar vermesi sonrası Japonya Nikkei 225 endeksi %0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,5 değer kazanırken Çin'de
Şangay Bileşik Endeksi %0,4 ve Güney Kore'de KOSPI Endeksi %1 düşüş kaydetmişti. Son durumu da ekranlarınıza getiriyoruz. Tekrar belirtelim, şu anda açık Asya piyasaları. Çin Şangay 3358 puanda %0,13'lük bir düşüş söz konusu. Japonya Nikkei'nin 26.438,50 puanda olduğunu söyleyelim. %0,54'lük bir yükselişte, küçük bir yükselişte Hong Kong Hang Seng yaşıyor şu anda. 26.675,4 puanda %0,02'lik bir yükseliş. Ve Güney Kore KOSPI'de de 0,13'lük bir yükseliş görüyoruz. 2604,29 puanda. Hindistan Sensex'te yine ufak bir düşüş var. %-0,28'lik bir düşüşte 43.704,53 puandan işlem görüyor şu anda hisse senetleri. Amerikan endekslerine bakacağız şimdi. Yükselişleri görüyorsunuz. Dow Jones 29.868,84, %0,04'lük bir yükseliş var ama dün 30.000 seviyelerine çıkmıştı biliyorsunuz. S&P 500 3.629,75 ve Nasdaq 12.192,63 puanda %0,26'lık bir yükseliş söz konusu. Amerikan endekslerinde neler yaşandı? Siyasi cephede de önemli gelişmeler var. Bakalım nasıl etkilemiş? Siyasi istikrar konusunda olumlu adımlara rağmen işsizlik maaş başvurularının beklentiyi aşması nedeniyle salı günkü yükselişini sonlandırarak çarşamba gününü karışık seyirle kapattı. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,58 azalarak 29.872,47 puana, S&P 500 Endeksi %0,16 azalarak 3.629,65 puana indi. Nasdaq Endeksi ise %0,47 kazançla 12.944 puana yükseldi. Amerikan piyasalarında Şükran günü nedeniyle tatile girmeden önce dün hacimlerin normalden az olduğu ve haftalık işsizlik maaş başvurularının beklenenden fazla olmasının yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmış olduğunu söyleyebiliyor. Şu analistlerin bilgileri de bu yönde Amerikan endeksleriyle ilgili olarak. Evet, şimdi Avrupa borsalarına bakacağız. Buyurunuz, ekranlarınıza geldi. Eurostoxx 50 3517,95 puanda. Almanya DAX 30 13292,49. Fransa CAC 5578,25. İngiltere FTSE 100 6398,28 ve İspanya IBEX 8178,35 puanda. Şimdi bakalım Avrupa borsaları neler yaşamış dün? Nasıl kapanışlar geldi, neler etkili olmuş, hemen aktaracağız sizlere. Pay piyasalarında alımların güçlendiği görüldü Avrupa borsalarında ve haftanın 3. işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Alman ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde Covid-19 durgunluğundan tahmin edilenden daha fazla toparlandığına işaret etti. Ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla bu yılın 3. çeyreğine bir önceki çeyreğe kıyasla %8,5 arttı. Avrupa borsaları kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 0,8 değer kaybetti ve 392 puana indi. İngiltere FTSE 100 endeksi %0,64 azalarak 6.391 puana ve Almanya DAX 30 endeksi ise %0,02 düşerek 13.289 puana geriledi. Bu arada Fransa CAC 40 endeksi %0,23 arttı ve 5.571,29 puana çıktı diyebiliriz. Şimdi paritelere bakacağız. Evet, dolar endeksi 91, euro dolar 1,19, pound dolar 1,33, dolar yen 104,32 ve dolar İsviçre frangının 0,90 seviyesinde olduğunu hemen belirtelim paritelerde. Evet, aşı haberleri ardı ardına geliyor ve en çok etkilenen piyasalardan biri emtia piyasası. Ons altın 1810 dolardan işlem görüyor. %0,23'lük bir artışla. Brent petrolün 48,76 dolardan işlem gördüğünü söyleyelim. Yine bir aynı oranda yükseliş var. Şu ons altın gibi %0,23 oranında bir artış söz konusu. Ham petrol ise 45,85 dolardan işlem gördü ve %0,31'lik bir artışla. Evet, aşı çalışmalarına ilişkin en çok haberlerin etkilediği fiyatların, petrol fiyatlarının da hızla yükselmesine neden oldu emtia piyasasında. Brent petrolün varil fiyatı %4,3 değer kazanmasının ardından dün de %0,5 artışla 48,6 dolara çıkarak Mart'tan bu yana
en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatları ise düşüş eğilimini sürdürdü ve 1802 dolara geriledi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 48 dolardan işlem gördü denebilir. Dünya genelinde artan vaka sayılarına ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere karşı BioNTech ve Moderna'nın ardından Oxford Üniversitesi'nden de COVID-19'a karşı geliştirilen aşı ile ilgili ümit verici bir haberin gelmesi petrol fiyatlarına yansıdı. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir petrol dağıtım istasyonuna düzenlenen saldırı da fiyatların yükselişinde etkili oldu. Bunu da hemen belirtmiş olalım. Koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerindeki belirsizliklerin azalmasının altının ons fiyatını baskıladığını söyleyebiliriz. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1850 doların direnç, 1800 doların destek olarak öne çıktığını belirtelim. Gün sonunda İstanbul Kapalı Çarşı'da dün kapanışta çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını 3091 liradan satıldı ve 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 466 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında en düşük 460 bin, en yüksek ise 467 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı 462 bin liradan tamamlandı. Şirket haberlerine bakacağız şimdi. Evet, devam ediyoruz şirket haberleriyle. BİS tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamaya göre bank hisseleri volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında 26-11-2020 tarihli işlemlerden seans başından 10-12-2020 tarihli işlemlere seans sonuna kadar tek fiyat işlem yönetimiyle işlem görecek. RTA Laboratuvarı Malatya'da kendi arazisinde 30 milyon liralık yeni üretim tesisi yatırımı yapma kararı aldığını duyurdu. Evet değerli izleyiciler, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Şimdi Fahrettin Koca'nın bu açıklamalarını ve pandemide yaşanan son durumu, salgındaki son durumu konuşacağız. Yayın konuğumuz Profesör Doktor Önder Ergönül bizlerle birlikte yayınımıza eşlik edecek. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı kendisi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Öncelikle bu pandemi döneminde en büyük yük sizlerin, doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın omuzlarında. O yüzden bir kez daha teşekkür ediyoruz. Emekleriniz ve çalışmalarınız, özverili çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ederek başlayalım. Şimdi dün bilim kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını hep birlikte dinledik. 28.351 vaka sayısı açıkladı. Artık hasta sayısının değil, vaka sayılarının da açıklanacağını söyledi Fahrettin Koca. Son açıklanan verilere bakacak olursak hastalığın gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Salgında ne durumdayız? Evet, aslında bu açıklamadan dolayı öncelikle teşekkür ederiz Sayın Bakan'a. Bu bizim istediğimiz bir şeydi çok uzun bir süredir. Şeffaflık, hani bu tabii ne kadar yeterli, bu mutlak rakam yine de olmayabilir ama iyi bir adımdır. Çünkü bunlar matematiksel olarak zaten hesaplanabilir şeyler. Biz ana tablodan bir piramit olarak bakarız. En altta pozitifler, burada vaka denilen kavram. Onun üzerinde hasta olarak hastaneye yatanlar, sonra yoğun bakıma yatanlar. Sonra kaybettiklerimiz gibi bir piramit gibi açıklamak en doğrusuydu. Bunu biz çeşitli defalar dile getirmiştik pandeminin başından beri. Elbette bu açıklama neden önemli? Hani şeffaflık dediğimiz şey aslında sizin programınız veya kanalınızın anlamı olan ekonomiyle de çok yakından ilgili. Çünkü şunu da biliyoruz ki burada alınan bilim insanlarının önermiş olduğu önlemler aslında ekonomiyle çok yakından ilişkili. Bu rakamlar tabii çok yüksek. Yani 25-26 bin diyelim, 30 bin hasta sayısı, vaka pozitif vaka sayısı, ki bunun testinin %60 pozitif olduğunu
farz edersek bu sadece %60'ı. Bir de hasta olup testin saptadığı rakamlardan bahsediyoruz veya hiç test yaptırmayanlar da var. Dolayısıyla bu rakam minimum rakam aslında. Bu çok minimum bir rakam. Bunun üzerine çıkabilir, rahatlıkla çıkabilir, çıkacaktır. Yani bu hesap böyle. Burada önemli olan gerekli tedbirleri almak. Dünyanın uğraştığı bir şey bu. Bütün dünyanın. Tüm dünyanın en büyük ekonomileri zorlandı bu süreçte. Dolayısıyla bu savaşta bizlerin de ülke olarak, ulus olarak herkesin elinden geleni yapması ama eldeki gerçekçi verilerle hareket edilirse elbette bir mücadele stratejisi oluşturulabilir. Dolayısıyla ilk kez dün gerçeğe en yakın rakamı açıkladığı için Sayın Bakan'a teşekkür ediyoruz. Türk Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalık Derneği adına ve tüm bilim insanları yahut hekimler adına da teşekkür edebilirim. Bundan sonrasında elbette hasta yatış oranlarımız oldukça yüksek. Toplam hasta olanların %10'unun yattığını varsayarsak işte hastanelerin ne kadar yüklendiğini tahmin edebiliriz tüm Türkiye'de. Bunların hepsi günlük yeni hasta olduğunda vurgulayalım. Ve hastanelerde yatan insanların ortalama olarak 10 gün kaldığını kabul edersek 10 ila 14 gün nasıl bir şişme olacağını da düşünebiliriz. Yani bu hastalar yattıkları zaman 1-2 gün sonra taburcu olan birçok başka hastalıkta olduğu gibi hızlıca taburcu edilebilen hastalar olmuyorlar. Çünkü zaten orta ve ciddi olanlar hastaneye yatırılıyor ve hafif olan hastalar zaten yatmayıp evlerinde takip edilebiliyorlar doğru olarak. Herkesi yatıramazsınız ve örneğin 30 bin kişiyi nasıl yatıracaksınız? Bütün Türkiye genelinde de yatıramazsınız. Böyle bir yatak kapasitesi hiçbir ülkede yok. Hafif olanları evde takip edersiniz. Orta ve ciddi ve ileri doğru giden kötüleşen hastalara yatırmak durumunuz. Bu durumda bile gerçekten hasta yatakları ve yoğun bakım yatakları hızlıca şişip tıkanacaktır. Buraya doğru gidiyoruz. Zaten oldukça yüksek doluluk oranları hatta bekleyen hastalar olduğunu biliyoruz. Burada nasıl önlenebilir? Bugüne kadar bildiğimiz en etkili yöntemlerden bir tanesi kısıtlamaktır. Bu dünya literatürü artık bunu böyle kabul ediyor. Yani İngilizcesiyle lockdown denilen Türkçe kısıtlama ile. Sanırım Sayın Bakanımız, Bakanlık daha uzun süreli kısıtlamaları gündeme devreye sokacaktır. Çünkü kış ayları Kasım'la başlayarak Aralık, Ocak solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı aylardır. Halen toplum bağışıklığına ulaşmadığımızı düşünürsek aşıları da beklerken henüz aşıların da olmayacağını varsayarsak 2 ay, 3 aylık sürede bir takım kısıtlamalar beklemekteyiz. Ve bunlar en azından bu kısıtlamalar mutlak surette enfeksiyonu radikal bir şekilde yok etmese de hastanelerdeki şişmeleri, tıkanmaları rahatlatacak adımlar olacaktır. Bu şekilde idare edeceğiz. Ta ki toplumun %70'inin gerek aşı gerek doğal bağışıklık yoluyla hastalığa karşı, enfeksiyona karşı bağışık olmasına ulaşıncaya kadar. Şimdi hocam onu soracaktım aslında size. Kısıtlama çok önemli dediniz. Tedbirleri yeterli buluyor musunuz diyecektim aslında ama zaten biraz daha ek tedbirlerin alınması gerektiği yönünde mesajı da verdiniz. Peki nasıl tedbirler alınması gerekiyor? Şimdi tedbirlerimiz bir kere birinci durum, durumun ciddiyetini açıklıkla, samimiyetle açıklamak bu çok önemli başından beri. Çünkü verilen mesajlar, toplantılar vesaire insanların daha da rahat davranması neden olabiliyor. Sıkı tedbirleri, bu söz edilen maske, mesafe, işte temizlik gibi çok sık tekrarladığımız tedbirlerin elbette sürdüreceğiz ama bunu sadece söylemek de yetmediği gibi bunun uygulandığını, uygulanmasını da sağlamak bizim görevlerimiz arasında. Bir bu var. Tabii onun ötesinde yukarıdan daha yapılabilecek şey kısıtlama. Bu karar ancak merkezi olarak verilebilir. Diğerlerini herkes, tüm sağlık çalışanları, zaten hekim meslektaşlarımız her gün maske, mesafe, temizlik kurallarını anlatıyorlar. Bir bu. Onun dışında tedavi konusunda da ciddi bir kafa karışıklığı var Türkiye'de. Hekimler arasında da. Burada gerçekten maalesef bakanlığın protokolleri veya tedavi yaklaşımlarını hızlıca gözden geçirmesi, bizzat büyük hastanelerdeki yapılan bazı
bizim tuhaf karşıladığımız uygulamalara hızlıca son verdirmesini talep ediyoruz. Burada ciddi bir kafa karışıklığı söz konusu. Biz Türk Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak veya ilgili uzmanlık dernekleri olarak bildiriler yayınlıyoruz, görüşlerimizi bildiriyoruz. Lütfen bunların da dikkat edilmesini öneriyoruz. Tıpkı çağdaş ülkelerde yapıldığı gibi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa ülkelerinde her ne kadar ölüm oranları yüksek olsa da orada başından beri göreceksiniz bilimsel anlamda mücadelede mesafe kat edecekler. Çünkü bilimsel yöntemi kullanıyorlar ve orada uzmanlık dernekleri veya hekim örgütlenmelerinin görüşleri değer buluyor. Bunun bu şekilde yapılması en doğrusuydu en başından beri. Ama yine bu şekilde devam etmekte fayda var. Yani bağımsız, objektif, liyakat sahibi. Özellikle bunun altını çok kalın olarak çiziyorum. Liyakat sahibi hekimlerin, bilim insanlarının, uzmanlık derneklerinin görüşlerine dikkat edilmesi gerekir. Bakın Türkler aşıyı buldu diye seviniyoruz, gurur duyuyoruz her birimiz, tüm Türkiye vatandaşları. Ama liyakatı önemsedikleri için buraya geldik bulduklarını hiçbir zaman unutmayalım. Peki hocam, şimdi aşı konusu da çok gündemde. Aslında tabii ki hem ülkemizde hem dünyada oldukça gündemde. Ardı ardına aşı haberleriyle uyanıyoruz diyebiliriz. Bazı firmalar işte faz çalışmaları sonrası %95'lere varan etkinlik olduğunu söylüyorlar. Şimdi biz bu noktada hangi durumdayız? Hangi aşıyı kullanacağız? Nasıl tedarik edeceğiz? Evet, şimdi bir yandan burada piyasa koşulları var. Elbette bu aşılar... Özellikle Amerikan aşıları bir sonuçta bedeli üzerinden piyasaya sürülüyor. Belli dolar bazında üstelik fiyatlandırmalarla. Hatta bazı ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere çoktan satın almış durumda. Ve örneğin ABD'nin yaklaşık 18 milyar dolar bir bütçe ayırdığını biliyoruz sadece aşıya. Düşünün yani bu çerçevede bu şekilde sıraya girip almak, aşıyı bulmak açısından hem ücret politikaları anlamında oldukça güç gözüküyor. Bu açıdan Türkiye diğer seçenekleri de düşünmek durumunda. Örneğin Çin'den gelen bir aşı var uygulanmakta. Bu inaktif bir aşı. Diğerleri ise BioNTech, Pfizer ve diğer Amerikan firma olan Moderna'nın aşıları, RNA aşıları. Bunlar RNA aşıları, farklı bir teknolojiyle yapılıyor. İşte bu çerçevede hem bunların farklı etkinlikleri olmakla birlikte ulaşılabilirlik çerçevesinde değerlendirilecek. Yani sonuç olarak elimizdeki imkanlar sayesinde bunlara ulaşabileceğiz. Dünya Sağlık Örgütü veya uluslararası bazı kuruluşlar adil bir dağılım yapılması için ellerinden geleni yapıyorlar. Hani biz sonuç olarak yine de orta ya da ortaya yakın bir ülkeyiz. Ama çok daha kötü durumda olan ülkeler var elbette ki dünyada. Onlar nasıl alacaklar? Bu çerçevede müthiş bir mesai harcanıyor. Ülkenin uluslararası platformlarda, ki ben de o platformlardan birkaçının üyesiyim, bu nasıl sağlanabilir diye. Ama gerçekten heyecan verici, yorucu bir yandan bir mesai. Biz de ülke olarak kendi ülkemize dönüp bakarsak bu etkin aşılardan almaya çalışacağız. Sanırım BioNTech firması bir miktar sağlamış olacak. Yine buradaki buluş yapan işte o liyakat sahibi bizim vatandaşlarımızın yapmış olduğu buluş sayesinde alabileceğiz. Ama bu miktar az olacak tabii, yetmeyecek. Geri kalanlarında muhtemelen diğer başka firmaların ürettiği aşılardan karşılanacak gibi duruyor. Bakanlık politikası ve dolayısıyla şunu da öğrendik ki öncelikle risk grubu en yüksek olan kimseler aşılanacak. Örneğin sağlık çalışanları veya insanlarla çok yüz yüze gelen meslek sahipleri gibi kimseler aşılanacak. Doğrudur bu politika, bu seçenek. Bekliyoruz bu günleri. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için. Tekrar kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz.
Evet değerli izleyiciler, Profesör Doktor Önder Ergönül, enfeksiyon hastalıkları uzmanıydı hocamız ve pandemideki ülkemizdeki son süreci, bundan sonra nasıl bir süreç bizi bekliyor konuştuk. Hocamızın değerlendirmeleri ve görüşlerini aldık. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından piyasa önü devam edecek. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Ekotürk'ten bir kez daha günaydın. Piyasa yönüyle devam ediyoruz. Şimdi gündeme dair, ekonomi gündemine dair tüm gelişmeleri değerlendireceğiz. Yayın konuklarımız bize eşlik edecek. İlk olarak Doktor Tolga Dağlaroğlu ile beraberiz. Sayın Dağlaroğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın diyerek başlayalım. Günaydın Öykü Hanım. Evet, şimdi JP Morgan'ın Türkiye ile ilgili, Türkiye ekonomisi ile ilgili bir açıklaması oldu. Onunla başlayalım isterseniz. Bu yıl %0,6 daralma, gelecek yıl %3,6 büyüme tahmin ediyor. Bir yandan da dolar TL'de volatil hareketler gözlemliyoruz. TL varlıklar orta ve uzun vadede ne yönde etkilenme yaşar? Evet, aslında Öykü Hanım, baktığımızda geçtiğimiz haftalarda ekonomi yönetiminden gelen kısa vadeli talep yönetiminden ziyade, böyle bir politikadan ziyade uzun vadeli yapısal reformları içeren açıklamaların gelmesi son derece önemliydi. Dolayısıyla biz o dönemde geçtiğimiz haftalarda yabancı bankalardan, yabancı kurumlardan çok olumlu raporlar görmüştük. Ben bu sene Türkiye'nin pozitif büyüyeceğini düşünüyorum. Yani yaklaşık %1'e yakın bir büyüme. Çünkü son açıklanan imalat sanayi kapasite kullanım oranlarına baktığımızda burada 22 sektörün geçtiğimiz ay sadece 12'sinde bir negatif büyüme söz konusuyken bunun 5'e düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla 3. çeyrek büyümesi %5'in biraz üzerinde gelecek. Ve yılın geri kalanında %6, %8 gibi bir kapatabiliriz. Dolayısıyla bence buradaki biraz tahmin karamsar bir tahmin. İşte baktığımızda özellikle finansal piyasalarda istikrarın sağlanması burada son derece önemli. Hem yatırımcı ilgisi açısından aktif rasyosunun kalkması ve bununla beraber bence swap işlemlerine getirilen limitlerin de kalkması tekrar yabancının gözüne Türkiye'yi cazip getirecektir. Çünkü yabancı yatırımcı burada almış olduğu hazine mostları tahvili karşılığında kendisini hedge etmesi gerekiyor. Maalesef swap işlemlerine getirilen limitler bunu sınırlıyor. Peki şimdi Amerika cephesine bakacak olursak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim belirsizliği yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Biden'ın kabinesi de şekillenmeye başlıyor. Özellikle eski Fed Başkanı Yellen'ın Hazine Bakanlığı'na aday gösterilmesi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa borsalarına olumlu yansıdı. Hatta Dow Jones Endeksi 30 bin bandını aştı. Gerçi dün biraz 30 bin bandının altında bir kapanış gerçekleştirdi ama bu pozitif yükselişten Türkiye piyasaları nasıl etkileniyor? Kesinlikle bir kere yılın herkesin bildiği FED'deyken de piyasa dostu uygulamalara imza atan birisi. Dolayısıyla özellikle baktığımızda altyapı, eğitim ve sağlık harcamalarına önem vereceğini görüyoruz. Burada tabii bir diğer önemli gelişme de aşıya ilişkin olumlu gelişmeler. Şu anda faz 3'te 11 tane aşının bulunması. Aynı zamanda belli firmaların önümüzdeki ayın ortasından itibaren kullanılıyor olması son derece önemli. Tabii bir de Trump'ın Biden'a sorunsuz bir şekilde görevi devretmesi dünyada bu anlamda baktığımızda riskin azalmasına neden oluyor. Riskin azalmasıyla beraber bu anlamda baktığımızda Türkiye gibi ülkelere sermaye girişinin olduğunu görüyoruz. Yani riskli varlıklara bir yöneliş söz konusu. Eskiden güvenli varlık olarak, safe asset olarak adledilen varlıklardan daha riskli varlıklara bir geçişin olduğunu, girişin olduğunu görüyoruz. Peki Trump'ın bir söylemi vardı. Biden seçilirse borsa çöker diye bir söylemi olmuştu. O zaman bu söylemin de havada kaldığını söylüyor olabilir miyiz? Kesinlikle. Yani Trump böyle çok simultane bir
siyasetçiydi. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda Amerika'da yerleşik bir düzen söz konusu. Trump maalesef bu uluslararası ilişkilerdeki düzendeki bu sıralamayı günlük olarak oturtmaya çalışan ve günlük olarak yöneten bir siyasetçiydi. Aksine Biden daha bu anlamda ciddi, daha kurallara dayalı bir siyasetçi. Borsalarda çöküş olacağını neye dayanarak söyledi onu bilemiyorum ama bence mevcut durumda en önemli gelişme aşı ilişkin gelişmeler. İngiltere'ye baktığımızda son 300 yılın en büyük daralmasını yaşanacağı söyleniyor. Bu kadar belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemde bence siyasetçilerden daha önemli bu pandemide maalesef ikinci dalga hatta üçüncü dalga söylentileri var. Aşı gelişmelerinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Peki dolar bazında hala düşük seviyelerde olan Borsa İstanbul yabancı yatırımcıyı nasıl çeker? Aslında siz sorunun içerisinde cevabını veriyorsunuz Öykü Hanım. Yani gerçekten bazı şirketlerimiz özellikle kurdaki değer kaybıyla beraber son derece düşük seviyelere geldi. Yani siz o şirketin temsil ettiği tesisi kurmaya çalıştığınızda ve o şirketin hisse senedi fiyatına baktığınızda gerçekten komik rakamlar var. Aslında bu da tabii üzülmemiz gereken bir durum. Yani özellikle TL'deki büyük çap değer kaybıyla beraber şirketlerimiz çok ucuzladı. Tabii burada en önemli gelişme yabancıların tekrar Türkiye'ye dönmesini sağlayabilmemiz için finansal piyasalarda istikrarın olması, piyasa dostu mesajların tekrar yatırımcıya verilmesi son derece önemli. Dolayısıyla ben burada bu gelişmelerle beraber tekrar Türkiye'ye yabancı girişinin olacağını düşünüyorum. Peki borsanın yıl sonuna kadar performansını nasıl değerlendirirsiniz? Baktığımızda yabancı girişi olmaksızın ben borsadaki yükselişin özellikle pandemiyle beraber ve 31'inde kaldıracak aktif rasyosuyla beraber özellikle mevduat faizlerindeki hızlı düşüş, ticari gayrimenkuldeki hızlı düşüşle beraber ticari hayatta meydana gelen durmayla beraber özellikle Türkiye'de yatırımcıların getiri aramak amacıyla borsaya yöneldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada bazı hisse senetlerinde gerçekten temellerden uzaklaştı. Yani bir şirket var baktığınızda iştirakinin değeri o şirketin piyasa değerinin iki katına çıkmış vaziyette. Buradaki bazı rakamlar gerçekten şaşırtıcı. Yani burada bir manipülasyon söz konusu. Dolayısıyla ben yabancı giriş olmaksızın borsadaki bu yükselişin çok da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi aşı haberleri ardı ardına geliyor biliyorsunuz. 2020 yılı sonlarında aşı haberleri piyasalara olumlu yansıdı. Evet ışık görünüyor desek de vaka sayılarında da çok ciddi oranda hem ülkemizde hem dünyada ciddi bir artış var gözlemliyoruz. Ve tüm dünyada ekonomik buhran ve teşvik paketleri hala gündemde. 2021 yılında hem dünya hem de Türkiye ekonomisini neler bekliyor? Öykü Hanım burada aslında siz de söylüyorsunuz. Yani şu anda baktığımızda mali teşvikler dünyada 12 trilyon doları aşmış vaziyette. Zaten gelişmiş ülke merkez bankalarına baktığımızda bunlara gelişmekte olan ülke merkez bankaları da eşlik etti. Geleneksel olmayan para politikasına gittiler. Yani 2007-2009 global finansal krizinde gelişmekte olan ülkeler için geleneksel olmayan para politikası uygulayamaz derken pandemi öyle bir noktaya getirdi ki bugün örneğin Polonya Merkez Bankası bile bilanço büyütüyor. Gelişmekte olan ülkelerde de biz bunu görüyoruz. Dolayısıyla şu anda büyümenin aşısı, büyümenin daha doğrusu kaynağı aşıya ilişkin olumlu gelişmeler olacak. Ve bu aşının tabii ulaşılabilir olması da son derece önemli olacak. Ben o anlamda baktığımızda 2021 için aşının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada özellikle global finansal piyasalarda riskin azalmasıyla beraber
tekrar Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere kısa vadeli fon akımlarının yöneleceğini düşünüyorum. Ama tabii burada en önemli nokta aşıya ilişkin gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii vakalar arttı ve olası kapanmalar halinde sektör endekslerini nasıl etkiler? Kesinlikle baktığımızda işte pandemiden en fazla zarar gören hizmetler sektörü, turizm, havacılık sektörü. Buralar maalesef en fazla kaybı yaşayan, hem istihdam anlamında hem de büyüme anlamında en fazla kaybı yaşayan sektörler. Tabii restoranlar buna eşlik ediyor. Dolayısıyla bu sektörler yine etkilenecek diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Dağlaroğlu yayınımıza katıldığınız için, yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Evet değerli izleyiciler, devam ediyoruz gündemi değerlendirmeye. Şimdiki yayın konuğumuz Mehmet Bilal Bircan bizlerle birlikte olacak. Sayın Bircan, hoş geldiniz yayınımıza, günaydın. Hoş bulduk. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet şimdi Borsa İstanbul TL bazında rekorlar kırmaya devam ediyor. Bir yandan da BDDK aktif rasyo açıklaması ve aşı haberlerinden sonra banka endeksleri ve ulaştırma endeksinde hareketlenme gözlendi. Bu performans uzun solukta ne kadar istikrarlı olur, ne dersiniz? Aslında uzun vadeli baktığımızda yukarı yönlü fiyatlamaların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini söyleyebiliriz. Ulaştırma sektörü malum özellikle COVID-19 salgınıyla beraber işte yılın ilk çeyreğinden itibaren çok ciddi manada zarar görmüştü. Ancak bugüne geldiğimizde işte aşı haberlerinin piyasada artık olumlu fiyatlanması ve ekonomilerin özellikle baktığımız zaman İngiltere'de artık kısıtlamalara dair kademeli bir seyre doğru kararlar alınmaya başladı. Fransa'da nitekim benzer şekilde ekonomilerdeki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik benzer kararlar alınmaya başladı. Bu da tabii ulaşım sektörüne aşının da verdiği güvenle veya olumlu yansımayla beraber son günlerde olumlu yansımış görünüyor. Nitekim önümüzdeki günlerde özellikle Aralık ayının ortalarından itibaren aşının artık piyasaya sürülmesi bekleniyor, planlanıyor. Bunun da piyasaya sürülmesi ve olumlu sonuçlarının alınmaya başlaması ulaşım sektörüne olumlu yansıyacaktır ve 2021 yılında en azından ulaşım sektöründe, belki havacılık sektöründe daha sert yukarı yönlü hareketler görme potansiyelinin olabileceğini düşünüyorum ben. Bankacılık sektörüne gelirsek eğer, bir kere yurt içerisinden bakalım olaya, pandemi sürecinde aktif rasyosunu getirmişti BDDK. Aktif rasyosu aslında bankaların elini zayıflatan önemli faktörlerden bir tanesiydi. Aktif ve pasif dengesini ciddi manada etkiledi. Son gelen kararla beraber yıl sonundan itibaren aktif rasyosunun kalkması artık gündemde ve 2021 yılından itibaren bankaların aktif ve pasif dengelerinde, yapısında, en azından varlık yapısında daha düzelmelerin olması önümüzdeki süreçte zaten hani hareketlenmeye başlamış olan bankacılık sektörünün en azından 2021 yılından itibaren daha da hareketlenme potansiyelinin olduğunu aslında bize gösteriyor. Peki o zaman BDDK tarafından yapılan bu hamleyi nasıl yorumlarsınız? Biraz daha açacak olursanız aktif rasyosu iptal neleri değiştirecek önümüzdeki süreçte? Bir kere en temelde bankaların ciddi manada aktif ve pasif yapısını ciddi manada etkilemişti ve bunu aktif rasyosunun kalkması tekrardan bankaların eski aktif ve pasif yapısına dönmesi için tekrardan bazı değişiklikleri gündeme getirecektir bankalar için. Çünkü bu süreçte bankalar aktif rasyosunu tutturabilmek için ciddi manada kredi verdiler. Menkul kıymet alımlarına yöneldiler. Bu da bankaların istersen varlık yapılarında ciddi bir dönüşüm yaratmıştı. Şimdi aktif rasyosunun kalkması bankaların biraz daha mevduat tarafına belki yönelmelerine ağırlık verebilir ve böyle bir durumda önümüzdeki süreçte belki mevduat faizlerinde biraz artış görebiliriz. Diğer taraftan belirttiğim gibi aktif rasyosuyla beraber bankalar bu rasyoyu tutturabilmek için menkul kıymetlere ciddi manada yönelmişlerdi. Bu tarafta kısa vadede bir değişiklik olmamakla beraber orta vadede burada da yine değişikliklerin gündeme geleceğini düşünüyorum ben banka bilançoları için. Tabii diğer taraftan baktığımız zaman bankaların özellikle Merkez Bankası'yla yaptığı swap işlemleri de vardı bu süreçte. Bunlarda da belki değişimler söz konusu olabilir. Peki dolar bazında düşük seviyede olan
Borsa İstanbul yabancı yatırımcıyı nasıl çeker? Bu noktada neler söylersiniz? Aslında burada temel faktörlerden bir tanesi döviz kurları. Tabii ki en başta da dolar TL. Malum geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın bir faiz kararı vardı ve dolar TL kurunda 8.50'den işte 7.50 seviyelerin altına sarkan bir fiyatlama takip etmiştik. Ancak bugüne döndüğümüzde tekrardan dolar TL kurunun 7.95 seviyesinin hemen altında fiyatlandığını takip ediyoruz. Eğer yabancı yatırımcının gelmesini istiyorsak burada bir kere en temel faktör dolar TL kurunda fiyatlamaların biraz daha aşağı yönlü seyredeceğine yönelik söylemlerin, politikaların, uygulamaların gündeme gelmiş olması ve harekete geçirmiş olması da, uygulamaya geçirmiş olması da gerekiyor. Baktığımız zaman özellikle geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz kararıyla beraber endekste özellikle dolar TL'nin de yükselmesiyle beraber yabancı yatırımcıların da endekste görece payının kısa süreli de olsa arttığını takip etmiştik. Dolayısıyla eğer yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek istiyorsak ve borsa tarafında bir hareketlenmenin olmasını istiyorsak burada temel faktörlerden bir tanesi kur tarafı olacaktır ve kurda özellikle Merkez Bankası tarafından gelecek adımlar önemli olacaktır. Diğer taraftan özellikle son günlerde yaşadığımız jeopolitik riskler bu tarafta biraz bir iyileşmenin söz konusu olması gerekiyor. Tabii böyle bir durumda yabancı yatırımcının borsaya gelmesi, borsada da şu an zaten rekorlarını tazeleyen, kendi rekorunu tazeleyen BIST endeksi için önümüzdeki günlerde yeni rekorların gündeme gelmesini de tetikleyecektir diye düşünüyorum ben. Peki o zaman hemen şu soruyu yöneltelim size. Borsanın yıl sonuna kadar performansını nasıl değerlendirirsiniz? TL varlıklar bu hareketlerden nasıl etkilenecek? Aslında baktığımızda yukarı yönlü fiyatlamaların ben yıl sonuna kadar devam etmesini beklemekteyim. Burada belki yıl sonuna kadar çok ciddi yukarı yönlü hareketler görmeyebiliriz. Ancak endekste yine kendi rekorunu tazeleyecek fiyatlamalara şahit olabilir. Genel olarak baktığımızda yıl sonuna yaklaştığımızda da özellikle Aralık ayının belki ikinci yarısında endekste 1385 seviyeleri gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Bu kapsamda değerlendirdiğimiz zaman işte yaklaşık bir aylık bir süre kaldığını varsayarsak eğer bir aylık sürede yukarı yönlü fiyatlamalarında devam edeceğini beklemekteyim. Belirttiğim gibi hani yıl sonu BIST endeksinde 1385 seviyeleri belki gündeme gelebilir. Tabii burada aşıya dair haberleri takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle belirttiğim gibi Aralık ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Aralık ayında piyasaya sürülmesi ve ilk sonuçlarının daha da olumlu alınması küresel piyasalarda, özellikle küresel borsalarda olumlu havayı artırırken BIST endeksine de daha olumlu yansıyarak tabii ki belirttiğim seviyenin 1385 seviyesinin daha üstünü de geçirmesini gündeme getirebilir. Ancak mevcut durumdaki şartlar üzerinden bir analiz yaptığımızda, bir değerlendirme yaptığımızda şu anki beklentim yıl sonunda BIST endeksinde 1385 seviyesinin görülebileceği yönünde. İngiltere Maliye Bakanı dün parlamentoda bir açıklama yaptı. Takip etmişsinizdir mutlaka 2020'de ülkenin 300 yılın en sert daralmasını yaşayacağını söyledi. Bunun haricinde FED orta vadede risk çok yüksek dedi. 2021 yılında ekonomiyi nasıl bir süreç bekliyor? Aslında baktığımızda bir kere FED tarafından başlayacak olursak Powell zaten en baştan beri olumsuz söylemlerini devam ettiriyordu. Nitekim dünkü tutanaklarda da benzer söylemlerin aslında ön plana çıktığını takip ettik. Diğer taraftan işte İngiltere'den gelen açıklamalar veya Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar vardı. Yine Lagarde'ın açıklamalarını takip ettik. Aslında Lagarde da görece bize olumsuz bir senaryo çiziyor 2021 yılı için. Ancak diğer taraftan birçok uluslararası kurumdan gelen yine analizlere baktığımızda, simülasyonlara baktığımızda 2021 yılı için küresel piyasalarda bir toparlanma, küresel ekonomilerde bir büyüme öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Hatta nitekim baktığımızda işte bu yılın ortalarında özellikle Haziran-Temmuz gibi baktığımızda 2021 yılına dair senaryolarda daha çok büyümenin daha düşük kalacağı, daha kötü senaryolar üzerinde durulurken, simülasyonlar buna yönelik şekillenirken bugüne döndüğümüzde özellikle aşıyla beraber yine baktığımızda simülasyonların daha iyimser, daha pozitif olduğunu ve 2021 yılı için özellikle küresel büyüme rakamlarında yukarı yönlü revizasyonların gündeme geldiğini, senaryoların daha olumluya döndüğünü takip etmekteyiz. Dolayısıyla hem FED tarafından olsun hem işte Avrupa tarafından gelen açıklamalar olsun veya işte İngiltere tarafından gelen açıklama olsun karamsar, kötümser olabilir ancak
hem şahsi beklentim hem de mevcut veriler üzerinden konuşursak 2021 yılında aslında küresel çapta piyasalarda biraz daha olumlu fiyatlamaları takip edeceğiz. Ekonomilerde biraz daha olumlu büyümeler göreceğimizi düşünmekteyim ben. Tabii burada özellikle mesela Türkiye'yi baz aldığımızda Türkiye'de işte yine 2020 yılının ortalarına gittiğimizde 2020 yılı için büyüme tahminleri %2, %3 daralma şeklindeyken hatta IMF %5 daralma öngörürken bugüne geldiğimizde artık büyüme verileri 2020 yılı için Türkiye'de işte %0.6'lık bir daralma şeklinde revize edilmiş şeklinde söyleyebiliriz. Diğer taraftan tabii 2021 yılı için de benzer revizasyonlar yukarı yönlü gündemde. Bunları takip etmeye devam ediyoruz. Belirttiğim gibi 2021 yılı için özellikle merkez bankalarından gelen açıklamalar karamsar olsa da ben ciddi manada bir karamsar senaryo üzerinde durmuyorum. Beklentilerim biraz daha olumlu. Peki JP Morgan'ın Türkiye ekonomisiyle ilgili bir açıklaması oldu. Aslında biraz bahsettiniz. Bu yıl %0.6 daralma, gelecek yıl %3.6 büyüme tahmin ediyor. Dolar-TL'de volatil hareketler gözlemliyoruz. Şimdi Türkiye ekonomisi olarak değerlendirirseniz önümüzdeki süreci nasıl yorumlarsınız? Belirttiğim gibi senaryolar artık olumlu ya dönmeye başladı küresel çapta. Tabii bunun Türkiye'de yansımaları gündemde. Nitekim işte zaten JP Morgan'ın raporu da ortada ve JP Morgan'da işte büyüme daralmayı 2020 yılı için %0.6 öngörüyor. 2021'de de %3'ün üzerinde bir büyüme öngörmekte. Tabii baktığımızda salgın sürecinde aslında küresel ekonomiler zarar görürken Türkiye ekonomisi de bu süreçte ciddi manada etkiledi. Ancak bunun toparlanması özellikle işte öncü gösterge olarak kabul ettiğimizde endeksler çapında bazında değerlendirdiğimizde hem küresel bazda hem de yurt içerisinde borsa tarafındaki fiyatlamalar aslında toparlamanın önümüzdeki süreçte biraz daha hızlı olabileceği sinyalini bize veriyor. Özellikle baktığımızda bu süreçte tartışılan konulardan bir tanesi işte V tipi toparlanma mı, W tipi toparlanma mı olacağı şeklindeydi. Belki V tipi bir toparlanma göremeyeceğiz ama V tipine yakın belki V tipinin sağ kanadının biraz daha yataya yakın olacağı bir toparlanma görebileceğiz. Ama en azından 2021 yılı için hem küresel bazda hem de Türkiye için bir toparlanmanın olacağını söyleyebiliriz. Hatta gelecek veri akışları veya aşının uygulamaya çıktıktan sonraki sonuçları beklenenden olumlu olursa daha olumlu bir büyüme rakamı üzerinde de durulabilir. Tabii bunu konuşmak için henüz erken. Ancak genel manada baktığımız zaman 2021 yılı için özellikle Türkiye özelinde baktığımızda ekonomide ciddi manada bir toparlanma hatta belki %4'lere yakın bir büyümeyle karşılaşma olasılığımızın olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun sektörel bazda da olumlu etkileri olacaktır. Nitekim baktığımızda borsa tarafında da zaten fiyatlamalar şu an için bunu gösteriyor. Takip etmeye devam ediyor olacağız. Borsa İstanbul dün kur baskısının hafiflemesiyle yeniden rekorlar görüldü BIST endeksinde. Ve günü %0.34 oranında 4.49 puan değer kazancıyla en yüksek kapanış seviyesi olan 1325.47 puandan tamamladı. Bugün nasıl bir açılış bekliyorsunuz? Aslında bugün baktığımızda küresel bazda değerlendirmeye başlamakta fayda var. Özellikle ABD vadelerinin yeni güne yatay başladığını takip ettik. Diğer taraftan Asya tarafında yine özellikle FED tarafından gelen tutanaklar ve Trump'ın özellikle Biden'ın başkanlığına dair başkanlığına karşı yaptığı açıklamalar piyasalarda fiyatlamaları biraz tersine çevirmiş durumda ve Asya tarafında da buna istinaden bir karışık seyir takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Dolayısıyla yurt içerisine bunun yansımalarının olacağını düşünüyorum ben. Özellikle dün yine beklentinin üzerinde bir açılışla başlamıştı BIST endeksi. Bugün küresel piyasalarda az önce ifade ettiğim durumları göz önünde bulundurduğumuzda belki ciddi manada bir yükseliş olmasa da 1-2 puanlık belki 2,5 puanlık bir artışla güne başlayacağını beklemekteyim. Tabii gün içerisinde gelecek veri akışı bizim için oldukça önemli. Belirttiğiniz gibi yeni rekorları takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle dün 1325 seviyesinde kapanmıştı endeks. Bugün de belirttiğim gibi 1-2 puan belki yukarıda açılabileceğini ancak gün içerisindeki fiyatlamalarla beraber tabii destek ve direnç seviyelerini takip etmeye devam edeceğiz. Böyle bir durumda özellikle BIST endeksinde gün içerisinde olumlu haberlerin gelmesi
1330 seviyesini gündeme getirebilir. Devamında 1336 ve belki biraz daha iyi haberler gelirse bugün olmasa bile bir yarın belki 1340 seviyelerin üzeri test edilebilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan tabii olumsuz gelecek haber akışları endeksi aşağı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Böyle bir durumda 1313 ve akabinde 1305 desteği gündeme gelebilir. Daha aşağıda da 1290 desteğini takip ediyor olacağız. Mehmet Bilal Bircan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Evet değerli izleyiciler, yayın konuklarımızla bugün ekonomi gündeminin gelişmelerini değerlendirdik ve bugünü noktalıyoruz. Yarın sabah yine aynı saatte, saatler 7'yi gösterdiğinde karşınızda olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.